Allahu Ekber. Semi'a Allahu limen hamida. Allahu Ekber. Allahu Ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi min ba'dih. Allahümme erinel hakka hakkan ve rizuknet tiba'a ve erinel batile batilen ve rizukne iştinabe. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. محترم kardeşler, Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Bu gece, bu Ramazan gecesinde hepiniz burada toplanıp Mısır'daki Müslüman kardeşlerimizin ciddi bir sorununu dile getirmek için, onlara dua etmek için, muhaliflerine, zalimlere beddua etmek için ve tabii ki bizim de burada yapacağımız işler vardır. Bunları hatırlatmak, gücümüz nispetinde bunları yerine getirmeye çalışmak için. İman etmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in sözünü hatırladığımız için buradayız. Ne diyor Rabbimiz Celle Celaluhu? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً. Müminler, tüm müminler ancak kardeşler. Kardeş, kardeşinin sıkıntısından etkilenir. Sıkıntısına ortak olmaya çalışır, def etmek için bir çaba içinde olur. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sivil toplum kuruluşlarının değerli üyeleri ve yöneticileri, Şanlıurfa'lı hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli hemşerilerim, hepinizden Allah razı olsun. Bugün hepimiz bir daha gördük ki küfür tek millettir. Ama daha acısı, İbretle izlediğimiz bazı Müslüman ülkelerinin bu tek millet olan küfre destek olmaları. Bu Mısır olayı daha önce bizim yaşadığımız Taksim olaylarının tam bir benzeri. Neden? Çünkü Taksim'de hepimiz gördük ki Batı basını özellikle ve Türkiye'deki bazı basın mensuplarının olayı çok farklı yönlere çekmeleri ve aksini göstermeleri, gerçeği halka gizlemeleri. Şimdi Mısır'da da aynı şey tekerrür ediyor. Ve sürekli bizlere derler ki tarih tekerrürden ibarettir. Arkadaşlar, bu Müslümanlıkta hiçbir zaman yoktur. Tarih hiçbir zaman tekerrür etmez. Müslümanlar, müminler bir delikten iki defa sırılmazlar. Bir defa sırılırsa iki defa sırılmamaları gerekir. Onun için hiçbir zaman olumsuz tarih tekerrür etmemiş ve etmemeli de Müslümanlar için. Şimdi... Tekbir! Tekbir! Ve kıymetli misafirlerimiz şimdi... Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hepinizin bildiği gibi İhvan-ı Müslümin'in kurucusu Hasan el-Benna'dır. Hasan el-Benna'nın hayatını hemen hemen defalarca dinlemişiz, defalarca kitaplarını okumuşuz. Burada Hasan el-Benna'nın biraz daha farklı bir yönünü hem gecede diğer arkadaşlarımıza söz hakkı kalması açısından biraz daha öğretilerinden bahsetmeye çalışacağım. Hasan el-Benna kendisine şu ayet-i kerimeyi prensip haline almıştı. De ki, namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ve elhamdülillah ölümü de Allah için şehitlik mertebesiyle olmuştur. Yeryüzü coğrafyasının herhangi bir noktasında
ızdıraba maruz kalmış, üzülme maruz kalmış Müslüman kardeşlerinin sesini dünyaya duyurmak, onlara ses olmak, onların derdiyle dertlenmek adına, onların gözyaşlarına ortak olma adına burada toplanan kardeşlerime ben geceniz ve kazanız mübarek olsun diyorum. Hem yeraltı zenginlikleriyle, hem su kaynaklarıyla, hem mümbit topraklarıyla Batı dünyasının, sömürgeci dünyanın göz diktiği, kendine hedef seçtiği önemli merkezlerden biri. Aynı zamanda insanlık tarihinin de en uzun geçmişinin yerleşiminin olduğu bölge. Orta Doğu deyip geçemeyiz. Bugüne kadar barış dünyasıydı, barış ülkesiydi Orta Doğu. Bugüne kadar huzur ülkesiydi Orta Doğu. Ne zamana kadar? Ta ki 1947'de İsrail oraya bir çıban başı gibi kuruluncaya dek orası huzur ülkesiydi. Barış ülkesi savaş ülkesi olmaya başladı. Huzur ülkesi kaos ülkesi olmaya başladı. Bakın kardeşlerim, o günden bugüne aşağı yukarı aynı kuşağın insanlarıyız. Hepimiz işe gittiğimizde önümüze açtığımız ilk dergide ya da gazetede Orta Doğu'da yaşanan, Basra'da yaşanan, Irak'ta yaşanan, Humus'ta yaşanan, Şam'da yaşanan, Kahire'de yaşanan katliam